Herkese merhabalar. Bu videoda Elvis Presley'den I Can't Help Falling in Love with You adlı şarkıyı nasıl çalabiliriz? Naçizane anlatmak istiyorum. Kendimce arpejle çalacağız şarkıyı. Söylemeye çalışacağım hafiften mırıldanmaya. Muhtemelen Elvis mezarında bir ters dönecek. Bir ruhu böyle bir huzursuz olacak ama yapacak bir şey yok. Hafiften işte mırıldanarak ki sakin bir şarkı zaten. Akorlarda biraz yoğunluk var. Sıkıntı da var mı aslında bir yani en zoru D minör 7'li akorumuz. Onun dışındakiler basılabilir daha kolay akorlar. Do majör bu arada taps.ultimateguitar.com'dan bakıyorum ki yabancı şarkı seven söylemek isteyen arkadaşlara öneririm bu. Yani ilk neredeyse çıkan akor sitelerinden biri yabancı. O nedenle iyi sitedir. Hani arşivi de çok geniştir öyle olduğunu düşünüyorum. Faydalanabilir eğer yabancı müzik seven arkadaşlar buradaki akorlardan. Çok uzatmayayım. Do majör, E minör, EM, Mi minör, La minör, AM, Fa, C, G, bir G'den sonra bir G7'limiz var. Yani biraz aşina olmadığımız akorlardan sayabiliriz G7. Açtığınız zaman zaten tablo şeklinde de orada veriyor akorları da o anlamda da güzel. Bunun bir de mobil uygulaması vardı hatta bir ara kullanıyordum. Gittiğiniz yerde auto scroll seçeneği de var. Yani hızına göre kayıyor aşağı doğru sayfa akorlar. Kullanması keyifli ama ücretli olduğunu düşünüyorum. Yani inceleyebilirsiniz en azından faydalı güzel bir uygulama. G7'li dedim en son B7'li ama şu şekilde yani ya şöyle ama şu kolay yolu B7'linin E minör 7'li var ki nereye konsa yakışmadığını düşündüğüm bir akor nedense bu ukulele'de G majör böyleyken şunu çektiğim zaman E minör 7'li oluyor. Hiç yakıştıramıyorum ben bunu hiçbir yere bilmiyorum niye öyle. A7'li hala devam ediyor. D minör 7'li ve de bu şekilde. Arpej şu şekilde 4 3 2 1 2 3. Tamamında şarkının bu şekilde gideceğiz. 4 3 2 1 2 3. Çok sıklıkla akor değiştiriyoruz ama yavaş olması şarkının o en azından hızlı olmamızı gerektirmiyor. O anlamda da pratik yapmak için de güzel bir şarkı. Sakin sakin söylerken akorları da değiştirebiliriz. Sürekli yaparsak daha hızlanabiliriz. O anlamda faydalı da bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Çok uzatmayayım hemen söylemeye çalışayım. Wise man kaç kez geçiyoruz akorları. Orada gördüğünüz işte bunun bir şeyini de ekran görüntüsünde olmadı koymaya çalışırım. Oraya dönmeyiniz diye. C, E minör, A minör, Fa, C, G yani bir satırda 6 tane akor var. Kaç kere geçiyoruz arpeji? A minöre kadar yani Wise Man Say'in üzerindeki A minöre kadar birer kez C ve E minör. A minörde iki kez atıyoruz onu. Wise ama bitirmeyi beklemeden yani hani şarkının şeyini biliyorsak zaten gidişatını bitirmeyi beklemeden giriyoruz. Artık dönüşte ve burada iki kere G'de. Bye.
C'de iki kere. Bu A minörde iki kere. Böyle şeyler de yapabiliriz. Burada da iki kere C'de. Onun haricindeki yani söylemiş olduğum yerler dışındakiler her yerde birer kez geçiyoruz. Şimdi Like a River Flows kısmına geliyoruz. La with you. Like a river flows swirling through the sea. Darling, so it comes sometimes. The man to be. Sıkıntılı kısım burası. Burada biraz hızlanıp daha sık akor değiştiriyoruz. Ama birer kez geçiyoruz akorları. Tamamında birer kez geçiyoruz. E minörle. Like a river flows. B7'liğe çıktım. Surely to the sea. B7'liğe çıktım. Darling side goes. Huntings. Burada E7. Hemen A7 ardından. En sıkıntılı kısım burası. Darling side goes. Something's where I'm meant to be. Hayda, get take my hand. Yine burada minör 2. Take my whole life to G'de iki kere. C'de iki kere. Yine aynen. Like a river flows surely to the sea. Darling, so it goes. Some things are meant to be. Yani söyleyemesek bile, ki ben söyleyemeyen bir kişiyim, söyleyemesek bile bu gidişatı güzel şarkının arpej ile beraber, hani yumuşak böyle dinlendirici. Gidişatı güzel. En azından hem arpej pratiği için çok da hızlı değil, hem akor geçişleri için de çok da hızlı değil. O anlamda faydalı olabileceğini düşünmekteyim. Şahsi kanaatim. Aynı şekilde devam edilebilir. Yani aslında bunun şeye de çok müsait. Onu denemedim ama olabileceğini düşünüyorum. İşte enstrümantal, yani arada melodi ile beraber. Yani çalıştığım ya da ne bileyim daha önce denediğim bir şey değil ama ola da bilir. Yani hani araya bir şeyler de soktuğunuz zaman daha enstrümante olarak da tatlı bir şey ortaya çıkabilir. Bir buna bir çalışayım ben ya da bir bakayım. Yani ne bileyim, sevimli güzel bir şey çıkabilir belki. Ona da çok müsait çünkü yavaş gidişatlı bir şarkı. Hani çok hızlı çalınan, çok hızlı atılan arpejlerde çok daha zor aralara bir şey koymak, ama bu ona çok müsait görünüyor. Ne bileyim, düşünenler, sevenler, hoşuna gidenler deneyebilirler ya da söyleyebilirler ya dediğim gibi uğraşabilirler. En azından pratik olur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.